Ahmet hocam, buradan geçiyordum, sahada gördüm, dedim Ahmet hoca sahaya inmiş, bunu sohbet etmeden geçmeyeyim dedim. Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsun? Yani bakıyorum, yıldızlar, küçük yaşta çocuklar yetiştiriyorsun. Evet, yıldızlar, bunlar geleceğin yıldızları, gençleri. Evet. Biz sahadan hiç çıkmadık. Her zaman olduğumuz yerdeyiz aslında. Hı. Bu gruplarımız aslında bir yaz sezonundan kalan, şimdi de devam eden, ailelerin isteği, burada eksik olan yerleri tamamlıyoruz daha çok. Bana gelen aileler, arkadaşlarım, dostlarım ve sporu seven gençler istekte bulundu. Ben de onları kırmadım. Evet. Mümkün olduğu kadar boş zamanlarımda, hafta içi her gün, bazen hafta sonu da olmak kaydıyla sporu seven gençlere, yıldızlara yardımcı olmaya çalışıyorum açıkçası. Hı hı. Bu anlamda Boğuşka'da büyük eksikler olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu gerekli yerlere gerekli şekilde söylediğimi de çok iyi biliyorum. Ama bu anlamda hiç destek alamadık açıkçası. Alamıyoruz da. Niye alamıyoruz? Hep kendime soruyorum. Ahmet hocam, eksikler dediğinin altını çizmek istiyorum. Mesela ne eksik? Ya bu sevda spor sevdası. Bunu sadece futbol olarak ayırmıyorum. Ben çünkü futbolun içindeyim. Futbolla uğraşıyorum. İşte bu gençlerimizle uğraşıyorum. Evet. 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında gençlerimiz, yıldızlarımız var burada. Eksiklerimiz derken şöyle eksiğimiz var. Spor anlamında eksiğimiz var. Aslında iyi bir ilçeye, iyi bir spor geçmişi ve sporun içinde başarılar yaşamış, kaydetmiş büyüklerimiz olsun. Şu anda halen iyi yerlerde top oynayan ya da iyi yerlerde başarı göstermiş birçok sporcumuz var. Bunu örneklendireceğim şimdi. Şener Özbayrak'ta, evet, örneklendireceğim, evet, belki, ama sadece Şener futbolda, o bizim içimizde. İşte Murat Özgül'ü de bir Avrupa şampiyonumuz var, evet, diğer alanda. İşte güreşte çıkıyor, işte voleybolda olsun istiyoruz, handbolda istiyoruz. Yani sporun her anlamında, ama desteklerken de şu önemli. Buraya da biraz pay ayırmak lazım. Bu ekonomik pay olabilir, bu sahamız var ama yeterli antrenörümüz yok belki. Biz elimizden geldiğinde, gönül bağıyla, gönlümüzden bu gençlerin, yıldızların elinden tutmaya çalışıyoruz. Bir nebze bir şey öğretebilmek, bir nebze saygı, sevgiyi öğretmek adına aslında bunların içinde bulunuyoruz. Bu biraz daha profesyonel anlamda olursa, büyüklerimiz diye söyleyeceğim, ilçenin ileri gelen esnafı, belediye başkanımız, kaymakamımız olur ya da dışarıda halen bu anlamda bize destek verecek kişiler olursa, daha iyi şartlarda, daha iyi yerlerde sporcu yetiştirebiliriz her anlamda diye düşünüyorum. Evet. Eksiğimiz bence bu, biraz genel konuşuyorum çünkü iyi bir spor geçmişi olup da bu kadar kötü gitmemesi gerekiyor diye düşünüyorum ilçemizin. Bu anlamda biraz sıkıntılarımız var. Büyüklerimiz biraz bu anlamda imkan sağlasınlar gençlerimize. Her anlamda söylüyorum. Ben futbolun içindeyim. Futbol istiyorum. Basket olan basket olsun, voleybol, voleybol olsun ya da işte bunun gibi uzak doğu sporlarımız var. Bununla ilgili daha fazla destek olması lazım. Görüyoruz işte yıllardır türbinimiz, evet, söz, evet, konusu. Evet, şey açmıyorum. Evet. Mevzu çok fazla. Türbin eksiğimiz var. Ama önce bu sahanın içini bu gençlerimizle, yıldızlarla doldurup iyi şeyler başarıp buradan gelip o tribini doldurmaya ihtiyacımız var ilk önce. Evet. Onu düşünüyorum ama temel burada. Önce temeline sahip çıkmamız gerekiyor. Gençlerin, yıldızların buradan doğacak her branşta sporcuya ihtiyacımız var. Çünkü spor hayatın her alanında var. Sadece sahada değil, dışarıda yürürken bile var. Hayatımızın her anlamında bu sporu yapabiliyorsak, buna da az biraz destek olunsa çok daha iyi yerlerde olur diye düşünüyorum. Boğuşka için düşünüyorum. İşte yıldızlar dediğiniz gençler için düşünüyorum ama bireysel soru sormak istersen fikrimi de söyleyebilirim ama. Tabii tabii. Buyurun, dinliyorum hocam. Kısaca özeti, bu çocuklara biraz daha fırsat, biraz daha imkan, biraz daha iyi şartlar. Benim tek temennim bu, söyleyeceğim şey. Ben elimden geldiği kadar zamanımı ayırıp bu çocuklara, bu gençlere, burada da benim
akrabam yok. Hepsi farklı farklı köylerden, farklı farklı ailelerin çocukları. Hepsi talepte bizim çocuklarımız aslında. Talepte bulundular. Ben de elimden geldiğince bunların taleplerini gerçekleştiriyorum. Yakında Boşka Spor'un belki maçları açılacak. İşte pandemiden dolayı kapalıydı. Amatör sezon başlayacak mı bu sezon hocam? Bu sezon şu anda bu ayın sonunda Bal Ligi başlıyor. Bal Ligi'nden sonra da muhtemelen bir aksilik, eğer pandemi sürecinde bir sıkıntı yaşamazsak amatörleri de açacaklar. O gruplarda da 13 yaş, 15 ya da 16 diyeyim ve amatör büyükler liginde katılmayı düşünüyoruz. Şahsen böyle söyleyeyim şimdilik. Hı hı. Ama onunla ilgili çalışmamız için, çalışmaya başlamamız için de yine her şey maddiyetten geçiyor, ekonomik güçten geçiyor. Çünkü kesinlikle. İşte bu işin ekonomik tarafları mümkün olduğu kadar var ve bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Edebilirsek liglere de bu anlamda katılmayı düşünüyoruz. Ama tabii bunun da bir ekonomik tarafı var. O boyutları da önce hazırlayıp öyle lige katılmak istiyoruz. İnşallah açılır. Gençlerimizin önünü biz de açmış oluruz. Ya da onlara iyi bir şekilde abi olarak, hoca olarak nasıl elimizden geliyorsa o şekilde destek oluruz diye düşünüyorum. Boşka halkı bu işi çok seviyor. Çok heyecan duyuyor. Evet. Bunun da farkındayız. Ama işte bazı ekonomik durumlar, şartlar olgunlaşmayınca bu işleri de yapmak zorlaşıyor. Onun için de temelinden başlayıp büyüklere doğru güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. En azından ben gönlümden yapmaya çalışıyorum. Emek vermeye çalışıyorum. Bu emeğin karşılığı da güzel olursa maddi ve manevi, o zaman da zaten başarılar gelmiş oluyor. Ama evet, başarının temelinde bu yıldızlarımız, bu gençlerimiz, bu çocuklarımız var. Onların elinden hep birlikte tutalım diyorum, evet, istiyorum. Emin. Evet Ahmet Hocam, sizinle uzun yıllardır birlikte olduğumuz için ne söylemek istediklerinizi öyle iyi anlıyorum ki, umarım birileri de sizi iyi anlar. Bu dilek temeliniz altını çizerek söylemek istediklerinizi iyice anlayan birileri çıkar bu ilçemize, bu sahamıza belki bir türbin, belki biraz daha iyi imkanlar sağlarlar. Bu çocuklarımız onları hak ediyor çünkü. Çok çok zor bir şey değil. Bu çocuklara işte bir takım forma yaptırmak ya da işte sezonda insanların ya da ekonomik durumları olanların buraya bir yardımda Boşka Spor'a bir emek vermeleri, veriyorlar da, verenler de var. Bunların ismini şimdi saymakla bitmez. İnşallah Boşka Spor sezon açılınca yine o desteklerden alırız ve evet, güzel bir sezon geçiririz diye bekliyorum. Onların isimlerini de o zaman telaffuz ederiz ama şu evet, an öyle bir durumda değiliz. Spontane gelişen durumdan geldiniz ve çocukları gördünüz. Evet. Ben de bu çocukların mümkün olduğu kadar bir tarafından, ellerinden tutmaya çalışıyorum şimdilik. Peki umarım büyüklerimiz, daha doğrusu yani bu işin önde gelecek insanları, isim de vermek istemiyorum çünkü yanlış anlaşılıyorum. Niye serzenişte bulunuyorsunuz diye. Serzeniş değil bu. Olması gereken bir şey aslında. Evet. Olması gereken bir şeyi ben sadece sesli düşünebiliyorum. Olması gerekeni bir an önce yapalım. Bir an önce bu çocukların ellerinden tutalım. Tuttukça da bu çocuklar hem sahada hem sokakta daha iyi bir karakter, daha iyi bir sporcu ya da daha iyi bir birey olsun istiyoruz. Bunun için benim çabam. Yoksa bunun içinden illa da 10 tane futbolcu çıkaracağız diye bir şey değil ama 10 tane karakter çıkarabiliriz diye peki, düşünüyorum. Peki hocam. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. İyi antrenmanlar hocam. Sağ olasın. Çok teşekkürler.